Suat Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun bizi burada misafir ettiğiniz için. Şimdi KDG grup üyesinde birçok faaliyetleriniz var. Bunların genel total hizmetini öğrenmeden şahsınızı şöyle izleyeceğimize kısaca bir tanıtalım öncelikle. Evet. Merhaba, ben Suat Sırrı Aydın. İstanbul doğumluyum. Evli, iki çocuk babasıyım. 13 yaşımdan beri inşaat sektöründe çalışarak bu işe başladım. Yaklaşık 15 yıldır da, Allah nasip ederse inşallah 15 yılımızı dolduruyoruz. Profesyonel olarak sektörde hizmet veriyoruz. Çok güzel. Şimdi özel bir projemiz var. Mavi İnci Konakları. Bunun genel detaylarına geçmeden şöyle geçmişte yaptığınız çok güzel çalışmalarınız var. Onlardan biraz kesit alabilir miyiz? Biz Mudanya, Tepe Mudanya evleri, yine depreme dayanıklı çok güzel bir site yaptık orada. Yine Bursa merkezde Nilüfer'de, Gazi Caddesi'nde KDG Rezidans diye bir projemiz var, bitme aşamasında. Demirtaş'ta başladık, yeni bir temelini attığımız bir projemiz var. Bir de şu an bulunduğumuz yer, evet. Ataevler, Nilüfer, Bursa'nın en güzel projelerinden bir tanesi. Hatta Türkiye'nin en güzel projelerinden bir tanesindeyiz. Peki, şimdi Mavi İnci Konaklarını özel kılan nedir? Biraz ondan bahsedelim. Evet. Şimdi kentsel dönüşüm projesidir burası. 15 dönüm üzerine kurulan 10 bloktan oluşuyor. 400 dairelik bir alan. Özel projenin özelliği şöyle bahsedelim. Kendi elektriğini kendi üreten Türkiye'de ilk bir proje olacak, evet, Allah nasip ederse. Evet. İşte bay bayan, sauna, hamam, fitness salonları hepsi ayrı. Açılır kapanır havuz, yürüyüş alanları. Bir de şöyle bir şey yaptık biz. Buranın en önemli özelliklerinden bir tanesi de 7-24 saat kreş hizmeti vermesidir. Hı hı. Yeni evli çiftleri için bence çok büyük bir avantaj. Evet. Böyle bir hizmeti de Bursa'da ve bu projede Allah nasip ederse hizmet sektörümüze böyle bir hizmet kazandırmış olacağız. Enerji demişken oraya çok kısa bir parantez açalım başkanım. Evet. Bu elektriği üretim sistemi nasıl bir sistem olacak burada? Şimdi bir de tabii ki en önemli projelerimizden bir tanesi bu da, bu projede hayatta geçireceğiz Allah nasip ederse. Kendi elektriğini kendisi üretecek. Bu tür projelerde böyle donanımlı bir yerde oturmak bugün aidatlar en kötü ihtimal 750 TL'den başlıyor. Evet. Bu da normal gelirli ailelerin kira gideri kadar bir giderdir. Hı hı. Ama burada kendi ortak kullanım alanların kendi elektriğini kendisi üreteceği için çatılarda bizim kuracağımız, evet, Alman firmasıyla anlaştık. Çatılarda kuracağımız elektrik panelleriyle ortak kullanım alanlarının elektriğini kendisi üretecek. Hı, bu sayede de insanların kesesine bir destek olacak. Kesinlikle, bu proje. Tabii ki. Sonuçta o dediğiniz yüklü aidatın çok minimize edilecek anladım. Ciddi anlamda bir indirim olacak. Yani ortalama 750 TL vermesi gereken bir aile burada 100-150 TL gibi bir güzel başkanım, bu projenizde hem Bursa'da hem Türkiye'de ilk olma adına, örnek olma adına bence güzel bir adım yapmışsın. Sizi tebrik ederiz bu doğrultuda. Teşekkür Şimdi ederiz. İnşaat sektöründe başkanım kullanılacak malzemeler de çok önemli. Dış background dediğimiz fiziki yapısı, estetik yapısı, görsellik. Bunlarda nasıl bir yolu izlediniz? Şimdi malum yani Türkiye'de bizim bir deprem gerçeğimiz var. Ki kentsel dönüşümün temel amacı da binaları sağlamlaştırmaktır. Yani insanlarımızın hayatını korumak için bir dönüşüme devlet destekli bir projedir. Biz burada özellikle yapı denetimlere çok iş düşüyor. Ve onları gerçekten de tebrik ediyorum. Devletin son zamanlarda çıkardığı yasa insanların hayatlarını kurtarma açısından çok ciddi bir adımdır. Evet. Binalara özellikle depreme dayanıklı yapmamız için devlet bütün var gücüyle resmen bizi eğitti ve bu konuda elimizde geldiği kadarıyla yönetmenliğe uyuyoruz. Hı hı. Yani dökülecek beton, demirler, bunlardan hep tahliller, analizler zaten yapılıyor. Tabii, değil mi? Tabii, kesinlikle. Raporlanıyor bunlar. Kesinlikle. Yani şu an biz denetim olarak Almanya'dan daha öncüyüz Türkiye olarak. Hı hı. Almanya'dan daha öncüyüz. Neden? Bugün bizim burada kullandığımız, Bursa'da kullandığımız betonu Çevre Şehircilik Ankara'da kendi sisteminde
o betonun kalitesini görebiliyor. Güzel. Ve tabii ki bu da dünyada bir ilk, Türkiye şu an bunu gerçekleştiriyor. Peki bu konuda da ciddi adımlar attınız. Çok ciddi adımlar. Güzel çalışmalar yapıldı. Peki estetikten de bahsedelim. Hani görsellik de önemli değil mi? Artık yapılarda insanlar güzel bir yaşam alanına kavuşmak istiyorlar. Tabii sonuçta. Ki. Yani şimdi sektörde artık vatandaşlarımızın alım seçenekleri de çoğalmaya başladığı için müsaitler, yani bizler daha iyi seçenek sunma için görselliğe biraz daha önem veriyoruz. Evet, bunun dış yapısıdır, iç yapısıdır. İç kısımlarda şöyle bir daireyi konuşacak olursak neler olacak böyle bir dairede? Şimdi ortalama bizim 3+1 120 metrekare dairelerimiz standart biz yaptık. Çok fazla da büyük daireler değil ama yaşam alanı olarak güzeldir. Biz daha çok ortak kullanım alanlara biz önem verdik. Biraz daha fazla önem verildi. Bir dairede özellikle ıslak zemin, kuru zemin, tavan çalışmaları, duvar çalışmaları, bunlar da kapı çalışmalarına kadar herhalde kurumsal, kendini ispat etmiş iyi markalardan mı çalışıyorsunuz? Tabii ki, kesinlikle. Yani biz kendi sektörümüzde şimdiye kadar kullandığımız bütün malzemeler TS onaylı markalar oldu. Güzel. Burada da biz büyük proje olduğu halde biz müşterilerimizin özel isteklerini de cevap veriyoruz. Tabii. Güzel. Peki şimdi sektörel bazlı ileriye dönük hedef ve planlarınızda neler var başkanım? Şimdi kendi hedefimiz, benim ve çalışma arkadaşlarımın hedefimiz tabii ki ülke genelliği için biz kendi ülkemize ne kadar katkı sağlayabiliriz? İnsanlarımıza ne kadar daha destek fazla oluruz. Destek olabiliyoruz. Firmamızın bünyesinde ortalama şu an 300'ün üstünde insan çalışıyor. Evet. Bu da aileleriyle beraber baz aldığımızda 1000 insana ekmek veriyoruz. Güzel bir istihdam sağlıyoruz. Kesinlikle. Tabii ki biz bunu daha büyütmek için, yani KDG grup ailesini, Kutlu Deniz, DASA Motor, USE İnşaat olarak biz bunu daha ileriye götürmek için, daha büyütmek için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah. Size, ekibinize başarılar diliyoruz. Şimdi burada Suat Bey, iş güvenliği de önemli. Kesinlikle. Çalışan ekibinizin kullandığı giyim, kıyafetler olsun veya ekipman olarak. Bunlarda iş güvenliği uzmanımız mevcut değil mi? Tabii. Şimdi şantiyeler büyük olduğu için biraz önce bahsettiğim gibi şimdi devlet inşaat sektörüyle alakalı çok ciddi yasalar çıkardı ve çok ciddi takip altına aldı. Onun için de biz ruhsat tarihi sonrasında mecburi bir iş güvenliği firmasıyla anlaşmak zorundayız. Evet. Dolayısıyla iş güvenliği 7/24 saat inşaat sahasında elemanları takip ediyor. Ayakkabısından tut baretine kadar cezai şartlar uyguluyor. Evet. Ve onu biz gözden kaçırsak da iş güvenliği firması gözden kaçırmaz. Şimdi siz zaten kurumsal kimlikle hareket ettiğiniz için, güzel projelerde imza attığınız için bir kere olması gereken, adabıyla yapılması gereken bütün kuralları, kaideleri burada uyguluyorsunuz zaten. Elhamdülillah, tabii ki. Bu da önemli bir şey çünkü bölgede inşaat sektörü Bursa'da gelişen, büyüyen bir noktaya doğru gidiyor. Şimdi sektörünüzle ilgili güzel fuarlar da yapılıyor. Bunları takip ediyor musunuz? Katılıyor musunuz? Fuarlara pek fazla katılmadım. Elimde geldiği kadarıyla takip etmeye çalışıyorum. Şimdi bizim tabii ki reklam bizim sektörümüzde önemli bir şeydir. Yalnız biz daha çok pratiğe önem veriyoruz. Evet. Yani sektörde kendi şantiyelerimizi biz zaten insanlarımıza, çevremize yaptığımız işi onlara sunarak gösteriyoruz. En iyi tanıtımı zaten bir şekilde. Tabii ki. Bir de geçmişte yaptığınız güzel projeler de var. Bunlar sizin bir yüzünüz oluyor. Kesinlikle. Silsile yoluyla da anlatılınca Bursa'da güzel bir proje ortaya çıkıyor. Kesinlikle, tabii ki. Peki şimdi Mavi İnce Konakları ile ilgili burada oturacak tabii birçok insan var, ailelerimiz var. Ve geçmişte yaptığınız birçok proje var. Sizi tercih eden, firmanızı tercih eden bölge halkına, mutlaka Bursa'nın dışından yatırım amaçlı gelen konuklarınız da vardır. Şöyle herkese bir teşekkür, son sözlerinizi toparlayalım Suat Bey. Evet. Şimdi biz Kutlu Deniz ve KDG grup ailesi olarak müşterilerimizin isteklerine ve taleplerine ciddi anlamda önemseyerek karşılık elimizde geldiği kadarıyla karşılamaya çalışıyoruz. Şimdi biraz önce dediğiniz gibi evet, bizim özellikle Bursa dışında da çok gelen müşterilerimiz var. Çünkü biz biraz da milliyetçi bir aile olarak polis ve asker teşkilatımıza
önemli bir indirim yaptık. Yaklaşık %20'lik bir indirim yaptık. Güzel. Bu da Türkiye genelinde bir müşteri toplamamıza neden oldu. Ortaklarımızdan bir tanesi de polis teşkilatında emekli emniyet müdürüdür. Hı hı. Onun için dediğim gibi Türkiye dışında da geliyorlar. Bizi şimdiye kadar tercih eden arkadaşlar için, müşterilerimiz için onlara teşekkür ediyorum. Tabii ki biz onların sayesinde ve şimdiye kadar yaptığımız işin hakkını verdiğimiz için bugünlere geldik. Evet. Allah nasip ederse inşallah bugünden sonra da Türkiye'nin ekonomisi için ve Türkiye'nin milli bir servetidir inşaat sektörü. Evet, evet. Bu yolda devam etmek için elimizden geleni yapacağız. Güzel. Peki ben size KDG grup bünyesindeki tüm çalışan ekibinize, ortağınıza, uzman kadrolarınıza başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Türkiye'ye kattığınız güzel projelerden dolayı ülkemize ciddi de istihdam sağlıyorsunuz bu sayede, bölgeye de aynı zamanda. Mavi İnci konaklarını tercih eden herkese de ayrı ayrı teşekkür edelim. İlerleyen zamanda farklı projelerinizde buluşmak dileğiyle. Çok ağzınıza teşekkür sağlık. Ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şeref verdiniz. Bengü Türk TV ailesine çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnşallah bundan sonra da sizinle görüşmek ve beraber çalışmak isterim. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun.